Teşekkür ederim. Değerli, önce şöyle başlayayım ben. İsterseniz çok değerli Ortacalı hemşehrilerim diyeyim. Sebebini de birazdan açıklayacağım. Öncelikle şunu büyük bir gururla ifade edeyim. Sayın Genel Başkanımızın alayınıza, kendi ifadesiyle alayınıza selamları var. Onu büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. Genel Sekreter Yardımcımız, divan üyemiz, değerli milletvekilimiz, değerli MYK üyelerimiz, çok değerli belediye başkanımız, il başkanımız, ilçe başkanımız, ilçe başkanlarımız, KAÇEP başkanımız, teşkilatımızın çok değerli üyeleri, değerli muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerinin çok değerli yöneticileri, değerli basın mensuplarımız, ben de şahsım adına öncelikle sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Davetimize icabet edip buralara kadar geldiniz. Gününüzün belli bir saatini burada bizimle birlikte harcıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Şerefler getirdiniz. Ben de çok mutluyum bugün burada olduğum için. Bundan bir yıldır aşkın bir süre önce gelmiştim. Ve burada, bu güzel mekanda da yemek yemiştik. Sayın Belediye Başkanımızın bizlere ikramları olmuştu. O günden bu yana hep aklım Ortaca'da. Ortaca'da defalarca geldim daha öncesinde ama en son gelişimde Ortaca'daki gelişmeleri gördüğümde Belediye Başkanımız da bize ayrıntılı olarak gezdirdi. Çok etkilendiğimi ifade etmek isterim. Ortacalılar ne kadar şanslı, böylesine çalışkan, Ortaca sevdalısı bir başkanları var demiştim. Kendileri de ifade ettim. Sonrasında da değerli belediye başkanımız çok kez genel merkeze geldi. Bu çok kez genel merkeze gelmesi de onun çok çok çalışkan olduğunun bir ifadesidir. Ben gerçekten çok yer dolaştım. Hocalık hayatım boyunca, rektörlük hayatım boyunca. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin kurucu rektörüyüm. Sonrasında siyasette çok yer dolaştım ama alim başkanımız kadar az işini bu kadar seven, Ortaca'yı bu kadar seven, hemşehrilerini bu kadar seven az kişiye rastladım. Konuşmaları çok iyi anlıyorum. O kadar heyecanlı, o kadar içten, o kadar inanmış, yaptığı işlerde de o şekilde hiç kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan, git öteye demeden, onu farklı görmeden, hangi dünya görüşünde olursa olsun, hangi siyasi görüşte olursa olsun, hepsine aynı hizmeti yapmaya çalışan bir belediye başkanı profiliyle, bir belediye başkanımızla karşılaşmanın o zaman mutluluğunu hissetmiştim. Gururunu hissetmiştim. Bu belediye başkanımız MHP çatısı altında belediye başkanı olmuş bir arkadaşımız diye de partimiz adına da çok büyük gururlar duymuştum. Sonrasında bazı ufak rahatsızlıklar geçirdi. Ona rağmen onu da yakından takip ettim. Her rahatsızlık geçirdi. Daha birçok şevklendi. Ve şu anda da kendisini görür görmez şunu ifade ettim. Siz çok gençleşmişsiniz Sayın Başkanım. Zaten gençtiniz ama size siyaset yarıyor, çalışmak yarıyor. Nasıl söyleyeyim? Siz çalıştıkça organlarınız daha böyle gençleşiyor. Ne denir ona? Stres yarıyor. Stres çok yarıyor başkana. Yine stresli gördüm ben, birkaç cümle sarf etti. O daha çok yarayacak kendisine ve daha çok hizmet edeceğine inanıyorum ben. Ortaca'ya, sadece Ortaca'ya değil bu bölgeye ve Buğla'ya ve Türk siyasetine çok önemli katkılar sağlayacağına yürekten inandığımı ifade etmek isterim. Evet, başkanımız geçen gelişimize de yaptığı hizmetlerden bahsetmişti. Bugün de biraz yapacaklarından bahsetti. Biz de tabii ki takip ediyoruz genel merkez olarak. Sayın Başkanımızın yapacaklarını, projelerini, hepsi birbirinden güzel. Galiba en güzel projelerinizden biri de tramvay, değil mi? Meslek Yüksekokulu'na kadar merkezden yapacağınız o tramvay. Benim de biraz işte hocalık ve rektörlük günlerim aklıma geldi. İnanın en büyük destekçiniz ben olacağım. Gücümün yettiği kadar. Çok güzel ifadeler Sayın Milletvekilimiz, MYK üyemiz tarıma dair destek olacaklarını ifade ettiler. Tecrübelerini ifade ettiler burada. Ben de elimden geldiğince Milletvekili olarak
Tarımda da tam destek vermeye çalışacağım. Neden derseniz Tarım Orman Bakan Yardımcımız da Nevşehir'in biliyorsunuz yardımcılarından biri ve çok iyi görüştüğümüz bir arkadaşımız. Nevşehir'de milletvekili yapmıştı. Ebu Bekir Bey'in de her zaman kapısını çalabileceğimizde sizlerle birlikte gerek belediye başkanımız, diğer belediye başkanlarımızla, Cumhur İttifakımızın belediye başkanlarıyla her zaman kapılarını çalabileceğimizde ifade etmek isterim. Şunu da tekrar tekrar söylüyorum. Sayın Genel Başkanımız her zaman Muğla meselesi açıldığında, aslında Türkiye'de bütün belediye başkanları meselesi açıldığında hep şunu ifade ediyorum. Filiz Hocam, nereye giderseniz tam destek olduğumuzu ifade edin. Gerek Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarını, gerekse tabii ki öncelikle bizim belediye başkan adaylarımızı ifade edin. Biz her konuda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da inşallah 31 Mart seçimlerinden sonrasında da belediye başkanlarımıza Sayın Genel Başkanımızın desteğinin tam olduğunu, her zaman her türlü sorunlarının çözümünde arkalarında olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Kendisi Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar devamı noktasında çok büyük bir hassasiyet gösteriyorlar biliyorsunuz. Bizim ortaklığımız pazara kadar değil, mezara kadar ifadesini sık sık ifade etmiş ve Türkiye'nin geleceğinde, Türkiye yüzyılında bu ortaklığın, bu birlikteliğin çok çok önemli olduğunu da sık sık ifade etmektedir. Bundan sonrasında da inşallah yerel seçimlerde gerek Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanlarımız, gerekse Cumhur İttifakı'nın adaylarının çok büyük oylarla, oy farklarıyla biz alacağına yürekten inanıyoruz. Bu hedefimize bunu koyduk. Bu yerlerden biri de Ortaca. Ben şu Ortaca Belediye Başkanımıza yeri gelmişken ifade edeyim. Sayın Belediye Başkanım Ankara'dan veya ben gelmeden önce de bazı işte öğrencilerim aracılığıyla, tanıdık eş dost aracılığıyla şöyle bir anket yaptırdım kendimce. Siz belediye başkanı olmuşsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Belediye Başkanım. Çok seviliyor. Belediye Başkanımız herkesin tarafından çok seviliyor. Bu da bize ayrıca gurur veriyor. İnşallah Muğla'daki diğer belediye başkan adaylarımız da aynı başarıyla yollarına devam edecekler. Ve halkımız her zaman sağduyuyla hareket etmiştir. Çalışanın her zaman yanında olmuştur. Yerelde biliyorsunuz elbette partiler çok önemli ama aday da çok önemli belediye başkan adaylıklarında. Sayın Belediye Başkanımız denenmiş bir belediye başkanı ve az önce de ifade ettiler, bazı hizmetlerimiz eksik kaldı, bazıları yarım kaldı dediler. İşte ben Ortacalı hemşehrilerimizin verecekleri oylarla inşallah kendilerinin bir kez daha belediye başkanı, hatta ileride inşallah bir kez daha, 5 yıl sonra bir kez daha yapacaklarını yürekten inandığımı ifade etmek isterim. Hemşehrilik meselesinde çok azıcık değineyim. Evet, benim kızım pek yeni bir ne diyelim, delikanlı ile evlendi bundan 1,5 yıl önce. O günden beri artık ben de sizin bir hemşehriniz oldum diye ifade ediyorum. Bütün buralar çok çok önemli. Fethiye çok önemli, Ortaca çok önemli, bütün Muğla çok önemli. Zaten çok sevdiğimiz bir yerdi. Şimdi de bir akrabalık ilişkisiyle daha bizim için önem arz etti. Muğla lafı geçti mi, Fethiye Ortaca lafı geçti mi, kulağımızı böyle daha böyle dikkatli tutuyoruz o söylenenlere. Buradan daha net haberler alabiliyoruz ama çok güzel haberler alıyoruz. Tekrar tekrar ifade etmek isterim. Evet, ben de lafı çok uzatmayayım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buradaki hanımefendilerin ve siz beyefendilerin, eşlerinizin, bacılarınızın, kızlarınızın Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularına bir kez daha kutluyorum. Kadının olduğu yerde her zaman güzellik olmuştur. Kadının olduğu yerde her zaman bereket olmuştur. Ben Ortaca'da da Kaçak Başkanımızın sayesinde belirteyim, takipçilerinden de biriyim kendisinin. Onun sayesinde, ilçe başkanımız sayesinde inşallah bundan sonrasında da kadınlarımızın daha fazla çalışmasıyla, çok iyi çalışıyorlar ama daha da fazla çalışmasıyla zafer bizimdir diyorum.
Bir yandan da iki gün sonra Ramazan, iki gün bile kalmadı. Şimdiden Ramazanınızda mübarek olsun diyorum. Edeceğiniz duaların, tutacağınız oruçların kabul olması, Mevlam katında kabul olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi bir kez daha en içten saygılarımla, sevgilerimle selamlarken 31 Mart'ta sandıkta olalım. Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle bizim de sloganımız oldu biliyorsunuz. Ayırmadan, ayrışmadan, hatta ayrıştırmadan da diyorum ben. Üretken belediyeciliğimizi lütfen izin verin. 1 Nisan'dan itibaren Ortaca'da göstermeye devam edelim. Tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olsun bu toplantımız. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun diyorum.